Evet. Umarım arkadaşlar gelebilecekler. Hoş geldiniz. Bursa'dan Sağlıklı Yaşam, Huzurlu Yaşama Derneği Kitap Evi'ndeyiz. Şu anda aileyi koruma projesi adı altında kendi çapımızda Sarhüder olarak programlar yapıyoruz. Her hafta her gün ne bir program koymayı niyetlendik. Amacımız bu dernek kurulurken de aileydi. Öncelikle aile, aileyi koruyup toparlayabilirsek, bir kişi de olsa bir şey yapsa, diğer çevredeki çocuklara ve hepimize ulaşabilmekti. Hedefimize tek tek ve bireysel olarak da başlasak, çevremize güzel insanlarla beraber devam ediyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki dünya üzerinde iki tane büyük topluluk var. Hala kurul, hala bozulamayan din ve aile. Ama şu anda ailenin bozulmasıyla ilgili, bozulma çalışmalarıyla ilgili maalesef ben gelen hastalarımdan, işte hocalarımızdan, yani doktor olan hocalarımızdan, psikiyatri hocalarımızdan fark edip gördüğümüz vaka olarak konuştuğumuz olaylar çok fazla çocuklarla. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz burada kendimiz bir şekilde bugün ergenleri, aileleri, öfkeyi konuşup kritik ederken bir 3-5 dakikada sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii neler yapıyoruz? Aslında kendimizi tanımaya, öncelikle geçenki programdan sonra bir yazıdan sonra arkadaşlar şey sormuşlar bana, önce onu belirtmek istiyorum. Hep anneler mi suçlu, hep biz mi suçluyuz? Hayır, ben suçlamak için öyle bir şey söylemiyorum. Sadece iletişim dilini, özellikle evimizde ergen varsa, eşimizle de olsa, varsa bir eşimiz, varsa çocuğumuz, varsa büyüğümüz, bizim İletişim dilini kullanmada hatamız olduğunu ifade etmeye çalıştım. Tabii ki sosyal medya aceli hiç yapmıyorum. Problemin var mı, sorunun var mı doktorum deseniz elbette ki sorunu yarası olmayan insan yok. Hepimizin içinde yaraları var. Fakat bir şekilde hayata adapte olmaya, hayata devam etmeye çalışıp bir şekilde elinden geleni yapmaya gayret eden insanlarız. Yani bu konular çok ciddi. Erkek ve kadın, cemal ve celal sıfatlarıyla beraber benim asıl mesleğim tıp doktoruyum. Akupunktur tedavisi, ağrı ve psikolojik hastalıklarla ilgileniyorum. Bunları yaparken psikolojiye dalmamız ve bir şekilde terapi yapmamız elbette ki gerekti. Hem benim bir artım, gelen hastalarıma, yüz yüze olan hastalarıma akupunktur tedavisini uygulayabilmek ve akupunkturun psikolojik olan etkilerini onların üzerine görüp deneyimleyebilmek ve bu da çok bizi sevindiriyor tabii ki. Ama son zamanlarda gördüğüm, en çok yorulduğum ve üzüldüğüm, yani ben anneleri hep sizde hata, bizde hata demek istemiyorum. Hepimizin hatası, hepimizin elbette ki yanlış hareketleri, tavırları oldu. Fark ettiğimiz anda geriye dönebilmek, çocuğumuzu mükemmel yetiştirelim derken onu sonuna kadar haşlayarak, böyle sonuna kadar sanki 40 yaşında bir anne, 30 yaşında bir anne, 11-12 yaşındaki bir çocuğunu onun o yaşına da olması gerektiğini düşünecek tarzda davranmamamız gerektiğini, farkındalığına varmamız gerekiyor. İnsanlar her zaman çok mutlu olmayabilir. Dünya hayatı sürekli olarak huzurdu, mutluluktu, sevinçti, vur patlasın, çal oynasınla yaşamıyoruz tabii ki. Hepimiz insanız, acılarımız elbette ki var. Ben sürekli aileyi suçlayan tarzda bir hekimçi olmadım, öyle de değiliz. Ama kendimizin farkında olmasını, farkındalığımızın artması gerektiğini düşünen ve söyleyen, özellikle çocukların çocuk olduğunu fark etmemiz gerektiğini söyleyen bir hekimim. Nasıl? Eğer benim çocuğum iyidir, diğerleri beni ilgilendirmez diyorsanız orada yanılıyorsunuz. Şu dernekler, sosyal bir şekilde çalışmalar, insanlara fayda için kurulduysa, uzaktan da olsa destek olabilmek en azından huzurlu yataklarınızı, huzurlu yatabilmenize sebep olacaktır. Biz ne yapıyoruz burada? Biz burada aileye ulaşmaya çalışıyoruz. Mağdur olan insanlara, fakat özellikle de sağlıklı gözüken, fakat gerçekten içinde çok şiddetli olarak problemi olup da göstermeyen insanlara ulaşıyoruz bir şekilde. Burada yaptığımız atölye çalışmalarıyla bir iki gördükçe ve onları toparlayıp tekrar bireysel terapiyi aldıkça aileyi toparlamaya
gayret ediyoruz. Ben küçük bir ateş, böyle mum yaktım. Buradan devam ediyor. Geliyorlar buraya bir şekilde kitap okumaya. Öğrenciler, büyükler, küçükler. Hepimize kapımız, hepinize kapımız açık. Şimdi insanın erkek ve fıtrat kimliğinde cinsel kimlik karmaşası yaşayan çok fazla çocuğumuz var şu anda. Fakat bunların ortasında yine annelere ve babalara yine ben seslenmek istiyorum. Özellikle babalara. Cinsel kimlik karmaşası yaşadığımızda eğer bir erkek çocuğuysa ve babasıyla iletişimi yoksa lütfen babalar o çocuklarla özdeşleşmeyi, yani hastalarımdan da biliyorum, işte çocuğu oluyor, çocukla aynı yerde yatıyor, bir kere yatağı ayırıyor, direkt olarak yatağı ayırdığı zaman babayı dışlayarak işte ben her şeyi bir şekilde çocuğumla beraber birkaç yıl böyle devam edeyim doktorum diyor, doğru değil. Çocuğun ayrı bir yatağı tabii ki olacak. Direkt hemen yatağınızdan, yani yatak odanızdan atmayabilirsiniz. Öyle bir şey demiyoruz. Fakat babanın yerinin ayrı, annenin yerinin ayrı, çocuğun yerinin ayrı olduğunu çocuğumuz baştan beri bilecek. Şimdi bağırmıyorum, çağırmıyorum, çocuğa her dediğini yapıyorum gibi bir hisle davranırsanız buradan farklı kişilikte, yani kendince özgüveni yüksek, belki şımarık, belki sevgi arzusu çocuklar yetiştirme durumumuz da olabilir. Bunu da istemiyoruz. Her şeyi dozunda toparlamayı öğreniyoruz. Aslında işte kendimizi fıtraten tanımayı başarmamız gerekiyor. Bu demek. Şimdi her erkekte akupunktur tedavisi yapıyorum dedim. Bir kere orada bir sembol vardır akupunkturda. Yin ve yang. İşte gece gündüz, kadın erkek, böyle iç içe geçmiş, sınırı olan bir amblemdir bu. Zamanda yıllar önce, çok yüzyıllar önce Tao kendince böyle bir amblem yakalamış, oluşturmuş. Gece gündüzün içinde, kadın erkeğin içinde, siyah beyazın içindedir gibi. Burada yanlış anlaşılmasın, sınırlarımız çok önemli bir kere. Bir ailede kendimizi anlayıp tanıyabilmek için bu sınır kavramını bilmemiz gerekiyor. Eşlerin, annenin, babanın, çocukların, herkesin kendi özel alanları elbette ki olacak. Ve o sınırlara biz tabii ki saygı duyacağız. Şöyle, bir kadının içinde cemallikte ve güzellikler içinde böyle sevgi dolu pıtırcıkları olan hakikaten naif yönü çok fazladır. Ona cemal sıfatını dediğimizde bir erkeğin içinde de daha çok celalli, hani erkektir, ergdir, kavramdandır. Bir evin reisi olmanın hissiyatıyla o sıfatı çok fazla yüksek olabilir. Şimdi çocuk cinsel kimlik gelişimini yaşarken, çocuk doğdu, 2-3 yaşlarında eğer ben çok fazla erkek çocuğu istediysem ve çocuğum kız olduysa, 2 tane kızımın arkasından 3. erkek çocuğum olduysa, ona ısrarla çevresel faktörler denen, yani hani çevresel faktörler denen etkiyle ben çocuğuma kilo çorap giydirip, daha çok babadan da ayırıp onunla beraber yatmaya başlayıp, anneanne, teyze, bir de babanın tarafını böyle bir dışladıysam, işte amca yok, etrafta dayı yok, hep anneanne, teyze ve kadınlarla olan bir ortamdaysa çocuk daha çok deneyimleyecek kadınlığı, yani daha yumuşak fıtratı görebilecek. Aslında cinsellik, cinsiyet kavramı çocuk doğduğunda kız ve erkek olarak belli olur. Ama cinsel kimlik ne zaman belirmeye başlar? İşte o 2-3 yaşta belirir, oturmaya başlar ve çocuk dener. Çoğu gelen hastalarımda ve yıllarca zamanda taciz görmüş, tacize uğramış ve sonra işte kimlik değiştirmiş, işte erkekken gay oldum, eşcinsel oldum diyen hastalarımızdan ve geri dönüşte şunları görüyoruz. Ve ben zamanında çok naif bir çocuktum, çok küçüktüm, belki zayıftım. Erkek arkadaşlarımın arasına giremiyordum. Girdiğimde alay konusu oluyordum. Evde de babam vardı ya da yoktu, babamla herhangi bir iletişimim yoktu diyen büyükler. Ve bir de bunun yanında maalesef toplumumuzda diyoruz ki, Türkiye'dir böyle şeyler olmaz. Arkadaşlar çok fazla şeyler oluyor ve artı ben çok şiddetli yüz yüze hasta bakan bir hekim olmamama rağmen, çünkü gezici işlerim olduğu için ben ki şurada ensesle çok sık karşılaşıyorsam, ben ki burada çok fazla tacizle karşılaşıyorsam demek ki dedim burada bir şeyler oluyor, bir dur dememiz gereken bir şeyler var. Kime dur diyeceğiz? Aileyi toparlama hizmetinde hep beraber bir olacağız. Bana ne deyip de şurada açtığımız bir Bursa'da olup da bize bir şekilde katılmakta geçken arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Bakın biz burada bir farkındalık olarak bir şeyler açmaya, ortaya dökmeye ve sizinle paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Yani inanın şu bir imkandır. Nedir?
gelirsiniz, fark edersin. Belki sizin çocuğunuzda bir şey yoktur ama yandaki çocukta, yandaki ailede size paylaştığı bir şey vardır. Çocuğum sanki böyle kızsal davranışlar gösteriyor. Aslında çok şekil olarak erkek ama kızsal davranışlar gösteriyor. Baba da hiç ilgilenmiyor, ne yapacağım gibi. Bazen bu durumlarda destek olmak gerçekten çok şiddetli olarak gerekebiliyor bilen insanlar tarafından. Biz DSM, Dünya Sağlık Örgütü, son zamanlarda, özellikle son 20 yılda bunu hastalık olarak kabul etmedi. Tamam, söyledi, fakat ben okurken de hastalık olduğu biliniyor. Hastalık, yani doğuştan cinsel kimlik, hermafrodit dediğimiz çift cinsiyet doğan, birkaç cinsiyet doğan insanlar olurdu. Fakat kadın ve erkek tarzıyla doğmuş olan, işte cinsel kimlik kız, cinsel cinsiyeti erkek olarak doğuyor. Sonradan çevresel faktörler çok yüksek olduğu zaman çocuklarımızı biz buradan toparlamamız gerekiyor. Ya ben istiyorum diyor mesela bir öğrenci gelip, hocam ben erkeğim. Ama bu büyüme çağında yanımda babam yok, annem var ve teyzem var ve halalarım var. Ya ben bir şekilde onların ne yapıyorsa onları deneyimliyorum. Onları görüyorum, onların konuşmalarını hoşlanıyorum. Ben korkuyorum, ben erkek değil miyim? Bir de okula gidince çok naziksin, işte sen gitar çalıyorsun, sen futbol oynayamıyorsun diye bana sürekli olarak sen gaysin, sen topsun diyen arkadaşlarım var. Onların yanına gitmek istemiyorum diyen bir öğrenciyi, ortaokul öğrencisi biz burada itip kakacak mıyız? Tabii ki yapmayacağız böyle bir şeyi. Onlarla konuşuyoruz. Bu dönemi, bu ergenlik dönemini eğer güzel bir şekilde atlatabilirse bu çocuklarımız, eğer orada sancısız bir şekilde atlatabilirse bu çocuk ileride gerçekten kendi kimliğini bulacaktır. Cinsiyet ayrımı, farklı cinsel kimlik gelişimi farklı, onu anlatmaya çalışıyorum. Her kadının içinde bir böyle celal sıfatı vardır. İşte yin ve yangın o işaretinden kaynaklanan, her erkeğin içinde bir de yumuşak tarafı vardır. Bazen fark edersiniz büyükler, biz de büyürken fark ederdik. Erkek gibi kız, erkek Fatma derlerdi. Aslında o söylem onun içindeki celal sıfatının çok fazla yüze yansıdığından kaynaklanıyordu. Oysa o kadındı, yani o kızdı. Ama bu söylemlerle etkilenebilecek çocuklarımız ve gençlerimizde var olduğunu bileceğiz. Bizler ağzımızdan çıkan her kelimenin çocuklarımızı, çevremizi etkilediğini, bizi de etkilediğini, elektromanyetik dalga ile beraber etkileşime girdiğini bilip ve bu olayın farkına varırsak çok daha güzel hareketlerde bulunabiliriz. Önce kendimize bakacağız arkadaşlar. Yani önce kendimize bak bak deyip duruyorsun ama biz bunu nasıl yapacağız? Öfkeden deliriyorum. Çocuğum geliyor. İşte anne 75 aldım, alsın. Bakın şu anda şu dönemde sen mükemmel anne olmaya çalışıyorsun. Sen o çocuğunu ruhen bastırıyorsun, gözünle bastırıyorsun. İşte bir zamanda gözümüzle bakar, bizim babamız ve annemizden öyle korkardık. Tamam, kabul ediyoruz ama şu andaki bilgi çağında, şu anda herkesin terbiye sisteminin farklı olduğu bir çağda, ergenlere dokunmayın, sen cinsel kimliğini sen seç oğlum, sen seç kızım dediğimiz bir çağda yaşanıyorsa eğer etrafta, çocukların bocalaması, ailenin dağılması gayet de muteber, yani gayet de beklenen bir şey. Biz burada ne yapacağız? Biz burada dik duracağız. Önce kendimizi tanıyıp kendimizi fark edeceğiz. Gerçekten kitap okuyacağız. İlimle beraber bir şekilde ilim yuvalarında bulunmaya gayret edeceğiz. Eminim ki zaten şimdi bizi dinleyenler ve daha çok kadınlar, erkekler ben her şeyi biliyorum hissine kapılıp, evet ben her şeyi biliyorum hissine kapılıp da belki bazen çok programlara gelmiyor ama ben her zaman dediğim gibi babalarda çok iş var. Eğer bir aile kurulduysa ve bir baba varsa ve ortada bir çocuklar varsa babalar sırtını dönüp arkaya gidemez arkadaşlar. Şimdi burada kesiyorum. Hepinize devam etmek isterdim fakat hastalarımız var. Burada birazcık biz devam edeceğiz konuşmaya. Yayını kaydedeceğim. Burada gördüğümüz, yani konuşmak ve buranın ana fikri ne olsun derseniz, ana fikrimiz bizim aileyi korumaya çalışmamız gerekiyor. Hepimiz için. Bu tek başına değil, tek benimle olacak bir olay değil. Tek bir doktorla, tek bir psikologla olacak bir şey değil. Toplumsal bir hareket başlayıp ailelerimizi, gençlerimizi, kadınlarımızı farkındalık olarak kimsenin kimseye zulüm etmesini engellememiz gerekiyor. Kimsenin insan Hazreti insandır ve zulüm olayı gerçekten kolay bir olaydı. Kimse şiddet görmek için bu dünyaya gelmedi. İmtihanım var deyip susan arkadaşlar. Eğer herhangi bir sorununuz, herhangi bir sıkıntınız varsa lütfen bir şekilde kendiniz önceden arkadaşımız ve dostumuzla konuşurken halledebiliyorduk, halledemiyorum derseniz yardım almayı tercih ediniz.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle hocam gençlerimize sahip çıkmalıyız. Evet, gençler herhangi bir hata yaptığında, geçen gün bir babanın tekine ben onu tanımıyorum dedi, o senin kızını tanıyacaksın dedim. Yani tanımadan sırtımızı çevirdiğimizde ben o kızımı sokağa her türlü açık tarafa atarım. Her türlü ucu açık olarak düşünün. Yatıyor, kalkıyor, cinselliği deneyimliyor. Kaç yaşında? 13 yaşında. Sen çocuğuna sahip çıkacaksın. Sen hiç mi hata yapmadın? Erkek çocuğuna, ben onu tanımıyorum, sigara içiyor. İçiyor, içsin. Şu an içiyor, ne yapalım? Esrar içmiyor ya. Marihuana ya da metamfet içmiyor ya. Ya o kimyasal madde değil. Onu da içse bile biz çocuğumuzu itemeyiz. O çocuktan sorumlusunuz. Kendinizden sorumlu olduğunuz kadar. Aşağılamıyorsunuz, eleştirmiyorsunuz. Hiçbir şekilde eleştirel konuşmaktan. Lütfen hiçbir eleştirmeyeceğiz doktorum derseniz. Eleştiri değil ama ben şu konuda şöyle düşünüyorum, şu şekilde yapsak mıydık demeyi tercih edip ve lütfen ve lütfen en azından onu dinlemeyi tercih edin. Önce dinleyin, bağırmadan önce dinleyin. Bağırmayan demek ister, tepki vermeden önce dinleyin. Elbette ki kadınlar bağırıyorlar, bağırmayan anne yok, tepki göstermeyen anne yok. Sosyal medya anneciliğinden lütfen etkilenip de kendinize kötü hissetmeyin. Mükemmel anne var mı diye sorarsanız hayır. Hiçbirimiz mükemmel olmadık arkadaşlar. Fakat bir şekilde nesli temiz, kendi temiz insanlar, niyetiniz temizse o çocuklar güzel bir şekilde ilerliyorlar diyebilirim size. Görüşmek üzere. Gönlünüz yorgunluk görmesin. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Zaman zaman böyle buradan size yayın yapmaya niyetlendik. Umarım görüşebiliriz. Hoşça kalın. Ayrılıyorum ben. Görüşmek üzere.